Hello. Biraz ürkütücü bir giriş yapmak istedim. Çünkü bilin bakalım hangi serimiz devam ediyor. Gerçi bunu tahmin etmenize gerek yok. Çünkü zaten başlıktan da görüyorsunuz. Her neyse. Evet, tam 10 ay sonra Paranormal Olaylar 2'nin yorumlarına baktım ve tam 30 bin yorum gelmişti. Herkes çekmemi istiyordu. Ben de buna kayıtsız kalamazdım. Ve şu anda Paranormal Olaylar 3 ile karşınızdayım. Ayrıca eğer 4. bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoyu en az 100 bin like yapıyoruz. Bence bunu çok rahat bir şekilde başarabiliriz. Ve son olarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler sayesinde tam 5 milyona doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Her neyse, bu atmosferi bozmak istemiyorum. Çünkü şu an saat 11'e geliyor ve ben gece yarısına doğru sizlerin yorumlarınızı okumaya başlayacağım. Daha doğrusu Genze ekibi. O yüzden sözü şimdi onlara bırakıyorum. O zaman video başlasın. Lan bu bölümü hiç özlememişim var ya. Lan sen nereden çıktın? Ben seni korumaya geldim. Tamam, bu seriyi özleyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi ama ne yalan söyleyeyim, paranormal olayları ve onlarla dalga geçmeyi çok seviyorum. O yüzden bu bölüm benim için güzel ve çerezlik bir bölüm olacak. Bilimsel açıklamalarım ve tüm dokümanlarımla karşınızdayım. Bugün paranormal olaylarının hiçbirinin gerçek olmadığını belgelerimle birlikte kanıtlamaya geldim. Ve siz de bunu görüp bundan sonra korkmayacaksınız. Çünkü bilim her zaman doğrudur. Bunun önceki bölümlerini çiğ köfte yemiştim. Bunda da söyleyebilir miyim? Madem bu bir gelenek oldu, ye bakalım. Hayda, geldik mi yine bu bölüme ya? Ama seviyorum bu bölümü. Zaten uzun zamandır Genze'de de korku dolu bir bölüm gelmiyor. Burası birazcık özlemimizi giderebilir bence. Ama eğer Genze'nin korkunç bir bölümünü istiyorsanız bu videoya bol bol like atın. O zaman ben başlayabilirim. Geçen yaz ailemle birlikte tatile gitmiştik. Hepimizin adası ayrı olduğu için... Hepinizin adası mı var lan? Muhtemelen adası. Tek başıma yatmak zorunda kalmıştım. Akşam susadım ve su içmeye mutfağa giderken salondan garip garip ses gelmeye başladı. Korkmuştum. Mutfaktan suyumu alıp hemen odama gittim. Buna emin ol yaşamayan yoktur. Yani özellikle geceleri böyle mutfaktan çıkarken ışığı kapatıp odasına doğru herkes en az bir kere kaçmıştır. Benden 3 yaş küçük kardeşimi kontrol etmeye gitmiştim. Gittiğimde üstü açık bir şekilde uyuyordu. Üstünü kapattım ve odama geçtim. Kardeşimin odasından abla yardım et diye sesler geliyordu. Tamam, birazcık işler garipleşmiş olabilir. Gittiğimde ise kardeşim hala mışıl mışıl uyuyordu. Bu olaydan sonra ailem garipleşiyordu. Birkaç kere kendi evimizde odamdaki camda uzun boylu bir silüet gördüm. Uykulusun diye hayal görmüş olabilir misin? Bence kafanda kurma. Silüet yani en fazla da olabilir ki. Halüsinasyon görüyor olabilirsin canım. Beyin dışarıdan gelen uyarıları işleyerek veriye çevirmesiyle bilgi edinir. Bazı durumlarda ise beyin dışarıdan herhangi bir sinyal algılamadan, yani dokunma, tatma, koku alma gibi bilgileri edinmeden kendiliğinden duyu alanlarını tetikler ve bu da tabii ki halüsinasyon görmemize neden olur. Berra, lafıma niye atladın? Ayrıca ders mi işliyoruz, video mu çekiyoruz? Sözümü de unuttum ya. Neyse tamam, geçin. Şimdi bir bakalım. Biz arkadaşımla evde tek film izliyorduk. Gece 12'ydi, camdan bir ses geldi ve umursamadık. Yani dışarıda insanlar olabilir mantıken. Ama sesler artmaya başlayınca cama baktık ve baktığımızda camda bir el izi vardı. Sonra birden çığlık sesleri duyduk ve biraz tırsmıştık. Ama sonra sesler artmaya devam edince bahçeye gidip baktık. Sesleri takip edince yerde kanlar vardı. Korktuğumuz için koşarak eve döndük. Yani ne olursa olsun ilk kural kesinlikle dışarıdan bir ses geliyorsa dışarıya çıkmamak. Mantıklı olan bir insan dışarıda olup bitene bakmaz. Onun yerine kapıları kilitler. Kapıları kilitledik. Evet, şimdi mantıklı bir şey yaptın. Camları kapattık. Sonra bahçeden bir ses geldi ve perdeyi çok az aralayıp bakınca siyah bir adam gördük. Çok korktuk ve hemen yatmaya çalıştık. Gözümüze uyku girmedi ama zar zor uyuduk. Sabah çığlıklarla uyandık. Bakınca herkes Leyla teyzenin evinin önü çok kalabalıktı ve polisler vardı. Biz hemen baktık ve Leyla teyze ölmüştü. Ölmüştü mü? Tamam, işler gerçekten ciddileşiyor. Polise başımızdan geçenleri anlattık. Polis karakolda ifade verin dedi. Verdik ama katili görmüştük. Ne olduysa bir daha asla bu olayı unutamadık. Yani çok normal, muhtemelen sizde travmaya sebep oldu. Katil bir yıl sonra bulundu. Yani en azından katil bulunmuş ve muhtemelen şu an hala hapishanededir. Paranormal bir şey sanmıştım ama gerçek bir olay olunca açıkçası birazcık beni gerdi. Çünkü bana göre asıl canavarlar genellikle insanlar oluyor. Bakalım neler demişler. 3 yıl önce odamda oturuyordum.
Benim odamın penceresi karşı binaya yakın bir mesafedeydi. Pencereden baktığımda karşı binanın penceresinde 60 yaşında bir adam odada gezinerek iki elini başına koyup eğiliyordu. Yani çok da anormal bir şey değil. Ayrıca sen neden insanları gözetliyorsun? Çok korkmuştum ama merakımdan izliyordum. Bundan bir hafta sonra tekrar adamı görmüştüm. Onu izlerken ortadan kayboldu. Bu şaka mı? Daha dikkatli bakarken bir an pencereden bana bakarak korkunç şekilde gülerek bakıyordu. Korkudan dona kalmıştım. Ağlayarak annemin yanına koştum. Bir daha asla o pencereden dışarı bakmadım. Ve Mine okusun demiş. Asıl bu benim korkulu rüyam şu anda. Yani Suden'a Ziyagil varken sen Mine okusun mu diyorsun? Tamam. Sakin olmalıyım. Ayrıca bunda anormal bir durum yok ki. Nasıl bakıyordu? Böyle mi bakıyordu? Ya da böyle mi? Ayrıca bir daha bana başkası okusun denen yorumları vermeyin. Bunu aslında gıcıklığına yapıyoruz. Neyse. İri Mine okusun mu dedi. Teşekkür ederim ama başka bir şey okumam gerekecek. Üçüncü bölüm için lütfen beni videoya al demiş. Bundan yaklaşık 4-5 ay önce evde yalnız kalırdım. Dizi açardım. Bir de kendime patlamış mısır ve kola katardım. Bence oldukça güzel bir şey yapıyormuşsun. Annemler her hafta pazara giderdi. Annem, ablam ve babam. Evde yalnızken dizinin sesini fazla açmazdım. Annemler her seferinde 2-3 saat pazarda durup çok şey alırdı. Yine annemler bir sefer pazara gittikten sonra aradan yaklaşık 1-1,5 saat geçti. Diziyi durdurdum ve kankamın bana gönderdiği mesajı okumaya başlayacakken tuvaletten su açıldı. Tuvaletten su nasıl açılabiliyor ki? Makine kendi kendine çalıştı. Tuvalete doğru yürümeye başladım. Kapıyı açtım ve makine çalışmıyordu. Hayal görmüş olabilir misin? Makinenin kapağını açtım. İçi kuruydu. Kendime buna inandıramadım çünkü sesleri duydum. Buna emindim. Bu olayı kimseye anlatamadım çünkü inanmayacaklardı ve olayı hiç unutmadım demiş. Tamam, şimdiden ben gerilmeye başladım çünkü benim de annem tam olarak senin annen gibi sık sık sürekli pazara gidiyor ve genel olarak evde kalmam gerekiyor tek başıma. Ama senin kadar olmasa da ben de çatıdan bazı sesler duyuyorum ve ben bu sesleri daha çok kuşların çıkardığı çatıda takırtılar olarak yorumluyorum. Yani kendimi öyle avutuyorum. Ama şu anda seninle böyle şeyler yaşayınca birazcık korkmadım değil. Ayrıca bence seninki de kuş sesi olabilir. Yani sonuçta pozitif düşünmek lazım. Gerçi bu karanlık ve soğuk ortamda ne kadar pozitif düşünebilirim bilmiyorum. Sıra başkasına gelirse iyi olur. Ben çiğ köfte. Küçük Melet. Çok yaklaşma bana, korkuyorum senden. Ben seni korumaya geldim Belçin abi. Ben yanındayken sana hiçbir canavar, ruh ya da cin bir şey yapamaz. Lan onu söyleme. Neyi söylemeyeyim? Canavar mı cini mi? İkincisini. Yani cini mi? Sus oğlum ya, korkuyorum. Tamam. Neyse okuyorum. Annem 17 yaşındayken yatılıda kalıyormuş. Gece uyurken hemen yan tarafında uyuyan arkadaşı annemin kulağına "Şşt, kız çocuğa bak" dediğini duymuş ve gözlerini açıp ranzanın ayak ucuna bakmış ve orada bir çocuğun bir ileri bir geri gittiğini görmüş. Böyle şeyleri nereden buluyorsunuz siz? Hemen gözünü geri kapatmış, dua okumaya başlamış. Çok mantıklı. Gözünü kapattığı anda gözünün önünde iri gözlü güzel bir kız gelmiş. Ooo. Ve gülümsüyormuş. Annem tekrar gözünü açmış, bu defa yan tarafında yatan arkadaşının elinde peçeteyle tuvalete gittiğini görmüş. Daha sonra annem dua ede ede uyuyakalmış. Sabah kahvaltı esnasında yan tarafında yatan arkadaşına "Sen gece tuvalete gittin mi?" diye sormuş. Arkadaşı da ona "Gece asla tuvalete gitmem, korkarım" demiş. Annem o gördüğü kişinin arkadaşı olmadığını anlamış. Kimdi o zaman lan? Yoksa daha demin bu bücürün dediği şey miydi? Sus. Sakın o kelimeyi söyleme. Tamam. Korkma, zaten onun annesinin başına gelmiş. Bizim değil. Doğru. Yine de gitmek istiyorum ya ben. Bu da ne korkunç. Şu yanındaki değişik varlık Halis mi? Selam. Türkçe bilmiyorsun galiba. How are you? Fine thanks and you diyeceksin. Bu kadar zor mu? Ay, bu da olmadı. Bonjour. Merci beaucoup. Sevimsiz, ne diye getirdiniz bunu? Bir merhaba bile diyemiyor. Neyse, ben okuyorum, sen de yorumla, tamam mı? Hiç yorumlayacağı da yoktu bunun. Bu arada bu videodan sonra senin bir saçlarını tarayalım. Gerçekten o kadar bakımsız duruyor ki. Bu saçlarla nasıl dışarı çıkıyorsun onu da anlayamadım. Kendine biraz çeki düzen ver canım, olmaz yani böyle. Ben 10-11 yaşlarındaydım. Sene 2018'de. Sıradan bir gündü. Evde tek başıma oturuyordum. Hava kararmaya başlamıştı. Anneme "Anneciğim ne zaman geleceksiniz? Karanlıktan korktuğumu biliyorsun. Karanlık çökünce tek kalamıyorum" diye mesaj atmıştım. Mantıklı bir mesaj. Sence de öyle mi? Bu zaten konuşmuyor, bunu takmayın.
Fakat annem mesajı görmemişti. Kafamı dağıtmak için kendime bir şeyler hazırlayıp televizyonda izlemeye karar vermiş. Öyle de yapmıştım. Telefonuma bir mesaj gelmiş mi diye baktığımda şarjımın az olduğunu görüp şarjıma bakılmış. Ama sonrasında annemin yatak odasında olduğunu hatırlamıştım. Maalesef bu hiç iyi değildi çünkü salondaydım. Annemin odası ise koridorun en sonunda. Korksam da bunu yapmak zorunda olduğumu hatırlamış ve yola koyulmuşum. Yani alt tarafı bir odadan diğerine geçeceksin. Eviniz ne kadar büyük olabilir ki? Sarayda mı yaşıyorsunuz? Işıkları birer birer açarak yavaşça ilerlemiştim. Odaya varmıştım ve aynaya gözüm çarptı. Sanki yatağımın altında iki çift göz varmış gibi hissetmeye başlamıştım. Gözünü gördün mü? Yani görmediysen hissetmekle olmuyor bu işler çünkü. Sence de öyle değil mi canım? Sevimsiz. Şarjımı alıp geri dönecektim. Planım odaların ışıklarını kapatıp en hızlı halimle koşmaktı. Yatak odasının ışığını kapattım. İlk saniyede hemen yanındaki kıyafet dolabına baktım. Orada sanki yüzünde kocaman bir gülümsemeyle gülen bir kız görmüştüm. Ve kız gri terliği de ayrıca çok yakındı. Şunun gibi bir şey olabilir mi? Bence kesin bunun gibi bir şeydi. Korkmana gerek yok. Görmüyor musun şu tipi? Kendine hayrı yok. Neyse ki çok geçmeden annemler gelmişti. O günü hiç unutamıyorum. Ben de bugünü unutamayacağım, emin ol. Yani beni yan yana koydukları kişiye bakar mısın? 300 yıllık mısın sen? Kaç yıl yaşadın? Ayrıca Samarişko. Bak insanları korkutma, tamam mı? Samarişko ne tam olarak? Sudenaz Ziyagil'in dilinde Samara demek. Yani bunu anlamak bu kadar zor mu? Teşekkürler. Çiğ köften de geldi. Yani arkadaşlar karşınızda yiyecek olduğum için gerçekten özür dilerim ama biliyorsunuz bu bölümde sürekli ben çiğ köfte yiyorum. Bu tip ne be? Bu yanımdayken odaklanamam ki. Hanımefendi, ister misiniz çiğ köfte? Peki ben yerim madem. Okumaya başlıyorum. Bir yaz ailemle köye gitmiştik. Köy deyince şöyle bir duygulanıyorum. Her yaz gidiyorum. Köydeki insanlar bize sürekli geceleri evinizi kontrol edin diyordu. Vallahi bizim köyde hiç öyle değil gerçekten. Kapımızı kilitlemeden bile yatabiliyoruz çünkü herkes birbirine çok güveniyor. Ama yine de ben akrabalarıma o kadar güvenmiyorum. Yani hırsızlık konusunda değil tabii ki. Gerçi Dürdane yengemi de biliyorsunuz, ona hiç güven olmaz. Annem geceleri sürekli evi kontrol etmeye başlamıştı. Bir gece annemler nefret ettiğim akrabalarıma gidecekti. Ah şu akrabalar. Ben de nefret ettiğim için gitmek istemedim ve odama geçtim. Annemler evden çıktı ve ben de köydeki evimizin salonu mezarlığa baktığı için salondan çıkıp odama girdim. Mantıklı. Birkaç dakika sonra da salondan ağlama sesleri geldi. Ben de gidip pencereden aşağıya baktım. Aşağıda siyah giyimli bir kadın ağlıyordu. Zaten yanımda şöyle biri varken bu tip hikayeler hiç hoş olmuyor açıkçası. Ben de pencerenin demirine çok bastırınca demirden güçlü bir ses çıktı ve kadın bana doğru baktı. Baktığı anda bizim evin önüne geldi ve bir telefon görüşmesi yaptı. O anda annem geldi. Meğersem o bizim dar görüşlü komşumuzmuş. Bu yüzden sabaha kadar uyuyamadım. Bu hikaye neden bana bu kadar tanıdık geldi acaba? Sana da geldi mi? Sana gelmemiştir gerçi. Sen 300-500 yaşındaysan bütün akrabalarını görmüşsündür. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Emin ol bazı akrabalarım senden kat ve kat daha korkutucu. Hatta onların yanına bir gün boyunca gitsen eminim. Onlar senden değil, sen onlardan korkmaya başlarsın. Şşş Efe Kan. Birileri burada şeytani bir kadın var diyor. Hatta Sudenaz ve Mine'nin yanına falan oturmuş. Eğer buraya gelirse beni koru, tamam mı? Sen hiç merak etme. Ben 45 bölüm Hayalet Avcıları, tam 35 bölümde Scooby-Doo izledim. Yani o iş bende. Aslanım benim be. Geçen sene yaz ayında köye gitmiştim. Abimlerle beraber gece 12'yi bekledik. Tam saat 12 iken dışarı çıkıp saklambaç oynamaya başladık. Ve her şey normal geçerken bizim evin arka tarafından domuz sesi gibi bir şey geldi. Yalnız dikkat etmek lazım. Domuz bizim efekalı olmasın. Ya ne diyorsun ya? Ben tamam ya, şaka yaptım, niye ağlıyorsun? Tamam tamam, ağlama. Zaten burası çok korkunç, sesin yankı yapıyor. Şimdi gelecekler, basacaklar bizi, yapma. Üzül beni. Peki. Ben domuzdan saklanıyordum. Herkesin dikkati sesteydi. Daha sonra ben karanlık bir yere gittim. Çok korkuyordum. Yanındaki çalılık hareket etti. Ben rüzgardandır dedim, aldırış etmedim. Ama o gün hava hiç rüzgarlı değildi. Daha sonra babaannemin yanına giderek ona soru sordum. Ve eski zamanlarda domuz tarafından öldürülen bir çocuğun olduğunu söyledi. Ben de çok korktum.
ve hemen abimin yanına giderek olayı anlattım. Dikkatli olmalarını söyledim, hiç takmadılar. Ertesi sabah babaannem mısırlığa gitmiş ve mısırlığının bozulduğunu görmüş. O gün bizim evin arkasındaki yere domuz girmiş. İnşallah videoyu çıkarım. Şaka maka, bazı domuzlar gerçekten korkunç oluyor. Özellikle yaban domuzları. Tamam, iyi ki birazcık korkuttu beni. Umarım bu o kadar değildir. Geçen yaz akşamüstü ablam markete gitmişti. Dedim ki dondurma al. Ancak dondurmayı almayı unutmuştu. Klasik ablalar. Neyse işte gece oldu. Herkes yatarken benim adımı seslenmesiyle uyandım. Benim yatağım odamın kapısının tam karşısında. Ablam kapıyı açmış, sana dondurma aldım dedi. Ben de gerçekten dondurma almak için gecenin yarısını mı bekledin dedim. O da evet ama yarın yersin dedi. Ancak bir gariplik vardı. Hiç kendisi gibi davranmıyordu. Sanki birisi onu kontrol ediyor gibiydi. Sabah kalktığımda ilk işim evde dondurma var mı diye bakmak oldu. Ama evde hiç dondurma yoktu. Acaba ablanın canı çekip senden önce yemiş olabilir mi? Ablama sorduğumda ise hiç benim odama gelmediğini söyledi. Ancak gördüğüme emindim. Canım, bence sen rüya görmüşsün ama gerçek olduğunu falan sanmışsın. Bazen gördüğümüz rüyalar hepimize gerçekçi gibi gelir ama aslında rüyadır. Yani anlayacağın, beynimiz oldukça karmaşık bir yapıda. Yani kısacası inan bana, emin ol paranormal bir olay yaşamadın. Sadece beynin sana oynadığı bir oyun. Hatta şöyle bir istatistik söylemem gerekirse, paranormal bir olay yaşama olasılığın %0.0.03 kadar düşükken, beyninin sana oyun oynama olasılığı %87 kadar yüksek bir oranda. Bunu nereden biliyorsun diye sorma. Herhangi bir yerden. Vay, son yorum bana mı geldi? Şanslıyım demek ki. Siz de gördünüz, bu sefer cidden hiç korkmadım. Umarım bu yönetmen son yorum olarak da çok korkutucu bir şey koymamıştır, yani zaten korkmam biliyorsunuz. Ama yine de buna hiç güvenmiyorum ha. En baştan söyleyeyim. Annem ve arkadaşları haftada bir kere buluşurlar. Biz de işte bir tane teyzeye gitmiştik. Bir tane teyze ne oğlum? Ya da kızım. Cinsiyetini bilmiyorum. Ve teyzenin oturduğu apartmanda da sadece teyze var. Yani öbür evlerde kimse yaşamıyor. Bak bu sıkıntı işte. Bu gerçekten sıkıntı. Annemle ben gelmiştim. İlk olarak annemle teyze de beni yalnız bırakıp mutfağa gitti. Ben de telefona bakıyordum. Sonra üst kat boş olmasına rağmen ses gelmeye başladı. Yanlış duyduğumu düşündüm ve hiçbir şey olmamış gibi telefona bakmaya devam ettim. Üst kattan ses gelmeye başladıysa hemen anneni çağırmalıydım bence. Bekir Sıddık olmak kolay değil. Ben muhtemelen elime sopa mopa alırdım ve üst kata kontrole giderdim ama siz olun, böyle şeyler yapmayın. Ailenizi çağırın. Hiçbir şey olmamış gibi telefona bakmaya devam ettim. Sonra izlendiğimi hissettim ve kapıda küçük bir çocuk gördüm. 3-4 yaşında gibiydi, bana dik dik bakıyordu. Korku filmlerinde de hep olmaz mı bu küçük çocuklar? Vallahi tam bir korku unsuru bunlar. Teyzenin oğlu olduğunu düşündüm, mantıklı bu arada. Telefona bakmaya devam ettim. Sonra başımı kaldırdığımda çocuk yoktu, misafirler gelmeye başladı. Bence yapılacak en mantıklı şey misafirlere o çocuğun kim olduğunu sormandı. Yemek servisi vakti gelince kadına yardıma gittim ve kadına oğlunun çok tatlı olduğunu söylediğimde dediğimi yapmışsın. Sadece bir kızının olduğunu, onun da şehir dışında lisede olduğunu söyledi. Bir daha asla o eve gitmedim. Nasıl yani, şimdi o çocuk kimsenin oğlu değil miymiş ve 3 yaşında bir çocuğun sadece tek bir kişinin yaşadığı binada ne işi var ve neden sana dik dik baktı? Aklımda deli sorular. Ama yine Bekir Sıddık olarak bundan da korkmadım çünkü Genzel ekibi olarak zaten bir sürü gizem çözmeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani bunlar bence bizim çözdüklerimizin arasında hiçbir şey. Ve ileride de korku dolu bölümler gelecek, hazır olabilirsiniz şimdiden. Madem kapanışı da ben yapıyorum, bu serinin eğer 4. bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 100 bin like atıyorsunuz. Ve ayrıca tabii ki kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hayır hayır, videoyu sen kapamıyorsun. Başkası kapatacak. Kapanış için en doğru kişi bendim. Samara, görüşürüz de. Lan ne yaptın, öldü kadın.